Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri ve aziz milletimiz, sizleri saygıyla selamlıyorum. AK Parti hükümetinin en karanlık karnesi eğitim sistemidir. AK Parti eğitimdeki sorunları çığ gibi büyütmüştür. Bu bütçede yeni dersliklerin inşası, atanamayan öğretmenler, taşımalı eğitimin utancını bitirmek yok. Okulları pandemiye uygun hale getirmek yok. Köy okullarını açmak yok. Çocuklara tablet, bilgisayar ve internet temin etmek yok. Bu bütçe itibardan tasarruf olmaz diyenlerin tasarrufu eğitimden yapmaya kararlı olduklarını gösteren acı bir tablodur. AK Parti hükümeti bu bütçeyle övünüyorken öğretmenleri yoksulluğa mahkum etmiştir. Katar emirinden hediye uçak alan Cumhurbaşkanı, öğretmenler gününde öğrencileri tarafından onur edici bir hediyeyi öğretmenlere çok görmüş, genelgeyle öğretmenleri rencide etmiştir. Eğer öğretmenlerin %95'i borçlu, pazarda limon satıyorsa, %70'i kendi çocuğuna özgür eğitim hakkını verecek durumda değilse, atanamayan öğretmen sayısı 700 binleri bulduysa, 2 milyon çocuk eğitim hakkından mahrum kaldıysa, baş öğretmen Atatürk'ün eğitimde feda edilecek tek fert yoktur derken, siz bu bütçeyi çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini feda etmeye devam ediyorsunuz. Bu karanlık tablonun kabahati ve vebali AK Parti ve tek adam iktidarındır. Ama bu böyle gitmeyecek. Bir cumhuriyet öğretmen olarak sözümüz var. Anadolu'dan üniversiteye gelen ama yersiz yurtsuz bıraktığınız pırıl pırıl gençlere sözümüz var. Bugün onları gözaltına aldınız. Buradan o gençlere selam olsun. İş kazasında yaşamını yitiren atamayan öğretmen fedai altına sözümüz var. Rahat uyu, bu ülkede eğitim sorunu ve öğretmen sorununu çözeceğiz. AK Parti iktidarının kağıt toplayarak yaşamını geçirmek zorunda bıraktığı öğretmene sözümüz var. Yine Tokat Zile'de EBA'ya ulaşmak için kar altında çadırda eğitim almaya çalışan küçük çocuklara sözümüz var. Sözümüz var. Öğretmenler, veliler, gençler, çocuklar, artık bu ülkede kaybeden olmayacak. Eğitimin, bilimin, eşitliğin, özgürlüğün geleceğe güvenle baktığımız Türkiye'yi birlikte kuracağız. Ülkemizden sakın umudunuzu kesmeyin. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi var. AK Parti iktidarından umudunu kesen 500 bin öğrenciye 246 Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi yardım etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında okul öncesi eğitim ve okullaştırmayı artıracağız. Okullara iş yer ekimi ya da sağlık desteği vereceğiz. Eşit ve parasız eğitim sistemini getireceğiz. 52 bin okula güvenlik ve temizlik personeli atayacağız. Taşımalı eğitim çilesi son bulacak. AK Parti'nin itibarsızlaştırdığı öğretmenlik mesleği hak ettiği saygınlığı Cumhuriyet Halk Partisi ile kazanacak. Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecek. Meslek içi eğitimleri sürdürebilir ve çağdaş bir destekle devam edecek. Objektif, şeffaf ölçme ve değerlendirme için yasal düzenlemeleri derhal yapacağız. Özel okulları eğitimin bir parçası olarak görüp şu anda ülke çapında %60 olan atıl dershanelerini derhal Türk Milli Eğitimine kazandırıp dersliklerdeki öğrenci sayısını aza indirip ikili öğretime son vereceğiz. Hedefimiz fikri hür, irfanı, vicdanı hür,
Tamam. Olacaktır. Tamamlayalım lütfen. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.